Metin Pıhlı Sesle ÇGH Evde Kal Sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Bu akşamki konuğumuz Ozan Yiğit. Ozancığım için gömleğimizi giydik, kameranın karşısına geçtik. Şimdi Ozan Yiğit'i arayacağız. Ozancığım hoş geldin. Hoş bulduk kanka ya. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim ben de, çok iyiyim. Sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Kanka karantina tuhaf geçiyor, zorlu geçiyor. Alışmaya çalışıyorum. Evdesin sürekli. Evdeyim kanka. Yani biraz işte koşu bandı vardı. Koşu bandına terleyip enerji atmaya çalışıyorum. Çünkü diğer türlü de mesela hiç öyle bir şey yapmayınca da uyuyamıyorum. Enerji harcayamadığım için. Hepimiz için şey bir süreç. Herkes keşfediyor. Evde nasıl 25 gün durulur. Ben sanıyordum ki ben evde zaman geçiririm sanıyordum. Ama meğerse çalışıp evde zaman geçirebiliyorum. Böyle evet, süreçli evet. Olmuyor. Peki şunu soracağım Ozan. Karantinada kimle olmak isterdin? Kimle karantinada kalmak isterdin? Yabancı da olur, Türk de olur. Hadi bakalım. Hiç böyle düşünmedim lan. O bir tane ilan veren vardı. 3 ay karantinada kalacak. Kendine yanına yakışıklı, cesur, karantinada cesur birine ihtiyaç. Hatırlıyor musun? Haberi hiç okudun mu? Evet okudum. Tamam işte ben ona başvuruda bulunurdum. Ben ona başvuruda giderdim oraya, audition verirdim aslan gibi. Cesurluğumu daha nasıl kanıtlayayım? Bak al sana cesurluğum. Peki Ozan birkaç sorum daha var. Onları da sorayım sana. Bu süreçte evde kalmanın en güzel yanı ne? Güzel yanı. Ya kanka güzel sandığım hiçbir yan aslında çok güzel değilmiş. Sosyal medyaya da doydum. Bir ara sosyal medyaya sardım, ondan sıkıldım. Güzel yanı ne? Ya okumak için biraz zaman oldu. Ya da böyle uzun soluklu bir şeyler izleyemiyordum. Mesela Peaky Blinders'a başladım. Ona devam ediyorum. O güzel oldu. Başka kitap okuyamıyorduk uzun zamandır. Hani rahat rahat kitap okumaya başladık. O güzel oldu. Ama inan hani hepsini, bütün ritüelleri 5 gün yap yine sıkılıyorsun yani. Ne izliyorsun? Ne okuyorsun? Abi Cehenneme Övgü diye bir kitap okuyorum bu ara. Ona sardım. Biraz uçuk bir kitap. Tavsiye edilecek bir şey değil ama şeyden de, roman hikayeden baydım. İki tanesini aynı anda devam ettiriyorum şu an. Sapiens ve hatta bak şey burada. Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü diye bir tane kitabı. Şeyde dizide de Peaky Blinders'a işte girdim. Onu bayağı devam ettirdim. İkinci sezonun sonuna doğruyum şu anda. Bugün de şey geldi işte. La Casa de Papel. He, o geldi. Onu. O geldi. Oradan biraz devam edelim. Film izledim. Evet, belgesel izledim. Neler izledim? Bize ne önermek istiyorsun? Ya en son Fire diye bir belgesel, Fyre diye bir belgesel vardı Netflix'te. Böyle adamlar bir festival yapmaya çalışıyorlar abi. Bayağı büyük. Tomorrowland gibi, Coachella gibi. Ama bütün reklamlar veriliyor. Victoria's Secret mankenlerini bütün dünyaya duyuruyorlar ama sonra festival patlıyor. Böyle millet gelirken patlıyor. Hiçbir şey yapamıyorlar. Altyapı yok bilmem ne. Öyle bir belgesel izledim. Bayağı güzeldi. Beni sardı. Film olarak Tarantino'nun son filmini izleyeyim dedim. 3,5 saat duramadım başından. Gerçekten... Bir daha izlemem lazım. İzlenecek gibi değil ya. Yani. Geçen nerede ya? Bir yerde bir geyik dönüyordu da yani. Al Pacino'nun kendi bile izlememiş filmi falan diyorlardı ya. Ya ama zaten abi şeyde bütün forumlarını oku şey diyorlar. İkinci izleyişimde şunu anladım. Üçüncü izleyişimde bunu anladım. Dördüncü izleyişimde bunu anladım. Öyle bir film herhalde. Katmanlı yazmışlar abi. En çok neyi özledim? Ya en çok neyi özledim? Dışarı çıkmayı özledim arkadaşlar. Dışarı çıkmanın hepsini kapsıyor galiba bu. Sahili özledim. Ya galiba şeyi de özledim. Hizmet sektörünü özledim. Birinin bana böyle yemek getirmesi, teşekkürler demek. Onlar bile değerliymiş yani. Bu olaylar bittikten sonra ilk ne yapmak istiyorsun? Tatile galiba gitmek istiyorum. Burada senin Ayşegül'den yediğin tokadı konuşmuştuk. Senin Ayşegül'den evet. Yediğin tokat. Evet. Böyle bir slow motion'a falan da aldık yani. Hızı 0.25'e falan aldığımızda bile hızlıydı tokat. O tokatı hatırlıyorsun değil mi? Hangisi geçti o? Ben göründüğü gibi değil. Gibi değil, evet. Evet değil mi? Oydu adı. İşte kanka ben o tokadı kaç kere yedim? Sen biliyorsun. Kaç kere yedim ben o tokadı? O tokadın ilkini daha hiç ÇG'ye yayınlanıp yayınlanmayacağı kesin değil. Biz kendi kendimize skeç oynuyorduk. O zaman yazmıştık onu. Belki hani sizin izlenilenden 1,5 yıl önce Ayşegül yine aynı performansla vurmuştu bana. Sonra böyle bir dalga oldu. Şaka yapıldı, gülündü. Hatta ilk vurduğunda şey oldu. Vurdu. Diye sesledi. Bunda da öyleydi. Sonra dayı ne oldu? Adını sen söyle. Şey oldu. Biz o skeci bir kere daha oynadık. Ama biraz daha o son izlediğiniz hali gibi değildi de daha biraz daha Amerikan komedisi tadındaydı.
eve atmacalıydı, şöyleydi böyle. Sonra bana onu biz onu o haliyle oynadık. Ben o tokadı yine yedim sahnede. Evet. Sonra dediler ki bunu yumuşatın, öyle yazın, öyle oynayın dediler. Sonra yumuşak halini yazdık. Orada ben yine yedim o tokadı. Üçtü yani aslında baktığınızda. Ben o tokadı yedikten sonra böyle kulise gelişini hatırlıyorum yani. Buz muz koymuştuk. Kanka bir sonraki skeçte de bak, bir sonraki skeçe çıkıyorum. İki sonraki skeçe ya da çıkıyorum. Yanağıma bak. Baya dört parmağın net izi var böyle. Evet evet ya. Yani şey, arkada Güran abi var. Tokat gelirken Güran abi korkuyor. Güran abi sonradan, Güran abinin de vurması lazım. Normalde tekste göre kıyamıyor, vurmuyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun diye. Zaten hoca bir şey, hocanın çok hoşuna gitti. Hoca dedi ki tamam bir tane daha vurduruyuma geldi. Ben dedim ki hocam bir tane daha yersem gerçekten hastaneye gitmem gerekebilir buradan. Peki ondan sonra herkes çok sordu Ayşegül'le aranıza hani öyle bir küslük müslük olmadı değil mi? Yok abi ya, olur mu? Yani hatta teşekkür ederim. Skeci ben yazmıştım. Vurdu, skeç yükseldi, millet güldü, eğlendi. Okey. Sahnedeyiz yani. Bir de ben o tokadı yedim arkadaşlar. İlk defa yemedim orada. Biliyorum evet. Öyle vurduğunu yani. İlk vuruşu değil yani. O zaman şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Sevgilisi var mı? Yok. Yok. Ozan Yiğit yalnız. Oldu bir çabamız olmadı. Oldu bir çabamız. Ha, buradan da çabaya bir mesaj mıydı? Çabaya mesaj. O dille peki. O şeye mesaj yolladım dile. Anlamıyor ya. Hani anlamadığı için artık böyle gözüne sokarak. Sana atılan DM'leri okuyor musun? Dürüst mü olayım? Dürüst ol. Şöyle, program sırasında okuyamıyordum. Yoğunluktan yani, çünkü gerçekten çok yoğunuz o ara. Ama mesela şu ara evde olduğum sürede bayağısını okuyorum. Hatta neredeyse hepsiye yakınını bile okumuşluğum var. Hangi takımlısın? Galatasaray. BKM'ye nasıl girdin? Aslında o süreci anlat. Kanka benimki çok uzun, emin misin anlatamam? Ya seninki evet gerçekten çok uzun. Onu kısalta kısalta başlık başlık. Anlatıyorsan. Şöyleydi. Başlıyorum. Ben Amerika'da okumaya gittiğimde ikinci sınıfta bir festivalde gönüllü çalışıyordum. Türk film festivaliydi, Hollywood'da yapılan. Kırmızı halı seriyordum, afiş asıyordum. Orada da oyunculuk okuyan bir çocuktum. Yılmaz Hoca geldi o festivale. Ben o festivalde Yılmaz Hoca ile tanıştım. Sonra Yılmaz Hoca'nın çok fazla Amerika ile zaman geçiriyordu. Şey, Walter Diviner vardı. Butterfly, Kelebeğin Rüyası vardı. Kelebeğin Rüyası için senaryo doktorluğuna geldi. Walter Diviner'ın galasına geldi. Onun süreçlerine geldi. O sıralarda sürekli işte festivalde tanıştıktan sonra hocaya ben asistanlık yapmaya başladım. Aynı zamanda da okuyordum. Okul bittikten sonra benim ben direkt Türkiye'ye geldim. Ekşi Elmalar çekiliyordu. Ekşi Elmalar'da hocaya asistanlık yaptım. Sonra ben okulu bitirdikten sonra hocaya asistanlık yaparak devam ediyordum. Münaşaka oldu. Münaşaka'da da yine artık bayağı Türkiye'ye döndüm. İstanbul'a döndüm okul bittikten sonra. Ankaralıyım normalde. Sonra hocayla oradan devam ederken bir anda bir Avustralya turnesindeydik biz Münaşaka'da. Haber geldi şey diye. ÇG'ye yapılacak diye. Hoca bana dedi ki sen de git dedi, audition'a gir bakayım dedi. Seçilirsen dedi bakalım falan dedi. Bir anda sonra işte oradan hikaye öyle başladı benim. Şunu artık bir açıklığa kavuşturalım. Ayşegül'le aranızda bir şey var mı? Hadi ya. Bakalım. Ya. Ozaycılar üzgün. Ozaycılar ağlamak, ağlamak ya kanka ya. Ama beni zaten abi her yani bir şey yapmasam da mesela şey oluyor. Skeçte iki kişi birbirine bakıyor. Orayı böyle biri kesiyor, alıyor. Onlar aşk yaşamış, onlar sevgi yaşamış. TG'de en çok kimi özledin? Zaten Hamza senin yanına gidip geliyor. Hamza'nın ilk karantinası uzun süresi benleydi. Şu an Yasin oradan çıkınca yalnız evine karantinaya geçti. Ya ÇG'nin hepsini özledim ya. Yani ekibi özledim dürüstçesini söylemek gerekirse. Oyuncu olmasaydın ne olurdun? Tavukçu herhalde galiba. babam sağ olsun. Şu an ne olacak bizim tavukların hali diye. Eğer ben gerçekten şu an bu işi yapmıyor olsaydım Kırıkkale'de böyle bir sürü tavuğu olan bir Ankara'da yaşayan, Kırıkkale'de çıkan bir sürü tavuğu olan bir tip olabilirdim. Ozan, dövmelerin anlamlarını söyler misin? Dövmelerimin anlamları... Abi dövmem... Yani bir tek burada dövme var. Burada birkaç tane dövmem var. Burada ayı var. Bunu Los Angeles'ta yaptırmıştım. Los Angeles'ın simgesi ayıydı. Orada 6 yıl kalmıştım. Oradan bir hatıraydı. Meleği Ankara'da yaptırmıştım. Yazı var. Ad Astra Per Aspera. Yatağını yorganına göre yoklayın. damlaya göre. damlaya göre olur. Yok, zorluklarla yıldızlara kadar demek. Burada Dim Vivimus, Viviamus yazıyor. Sakla samanı gelir. Kanka bu da hayattayken hayat yaşa demek.
Meleğim var. Meleğin kanadı var. Öyle figürler var. En sevdiğin skeç? Ya en sevdiğim gerçekten çok öyle skeç vardır. Ama mesela hani böyle çok aşırı sahnede bağıra bağıra gülmek istediğim şeydi. O uzun eşek oynuyorduk ya. Zorba güzellik miydi? Aynen, zorba güzellikteki şey sahnesinde çok aşırı gülmüştük. Bir de çünkü yapalım yapmayalım muhabbetleri oldu. Önce bir yapmayın dediler, sonra tamam uzun yapalım. Eşek, değil mi? Hamza'nın isyanıyla yapalım dediler, güzel oldu. Oynarken zorlandığın skeç? Ya kapılarda da, yani çoğunda da zorlanmışızdır da. Mesela en çok zorlandığım, dur bir düşüneyim. Kanka Son Adamlar skecini oynadık ya. Seyircisiz diye o. O biraz tribün skeci ya. Adam diye bağırıyorsun, kimse gülmüyor. Hani birisi gülse onun üstüne devam edebiliyorsun. Orada gerçekten ya hani şey oldum. Yaptığım işe çok, bir de abuk bir karakter oynuyorsun. Yaptığım işe yabancılaştım böyle. Hani böyle bir arada bir de mesela nasıl diyeyim? Biz bir şeye inanmışız, oynuyoruz da arada mesela sizin diyaloglarda şeye bakıyorum. İzleyen bizim çocuklar, bir hocaya falan bakıyorum. Herkesin bize böyle donuk bir bakışı var. Zor bir yani. Son Adam. Yer yer gülüyorlar falan. Bir de ezber de çok az falan böyle. Az abi ya. O unuttu, bu unuttu. Oradan o söyleniyor. İlk defa seyircisiz oynuyoruz. O biraz gergin de. Seyircisiz oynamayı özellikle galiba hiç sevmedim diyebilirim yani. Ankara'nın neresindensin? Ankara'nın neresindenim? Ankara'nın 9-10 yaşıma kadar Mamak'taydım. Sonra Ümitköy Çayyolu'na geçtim. TED Ankara, TED Polatlı mezunuyum. Bizim de şimdi kapanışta şöyle bir şey var. En sevdiğin tipinle, en sevilen tipinle kapanışı yapıyorsun. Canım, evet, canım. Çok teşekkür ederiz gerçekten bizi izlediğiniz için. Bunca zamanınızı bize ayırdığınız için çok sağ olun. Bir tanesiniz. Herkes evde kalsın, sağlıklı olsun. Umarım bugünler bir an önce biter ve biz de rahat rahat işimize, ekmeğimize bakarız. Hepinizi gözlerinden öpüyorum. Öncelikle küçükleri gözlerinden, büyükleri de ellerinden öpüyorum tabii ki. Selam olsun, can olsun, iyi akşamlar olsun. Kendine iyi bak. Görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak, hadi bay bay. Hadi bay bay. Metin Pıhlı Ses'le ÇG Evde Kal sohbetlerinin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.